Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber bohem bir kazak öreceğiz. Kazakta kullanacağımız ipler Alize Coton Gold'un 55 beyazı, Etrofil Jeans'in 42 siyahı, Yarnart Jeans Splash'ın 952'si. Videonun sonunda kaçar adet ip kullandığımı sizlere belirtmiş olacağım. Kullanacağım tığlar ise 3 milim ile 2,5 milim tığ olacak. Motiflerin örümünde 3 milimi, birleştirme aşamasında ise 2,5 milimi kullanacağım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. 8 adet motife ihtiyacımız var. İlk 8 adet Gorgeous motifi örüp ya da siz herhangi bir başka motifi de örebilirsiniz. Standart beden gibi düşünebilirsiniz. 36'dan 44 bedene kadar uygun olacağını öngörüyorum. Videonun sonunda net beden bilgisi vereceğim sizlere. Motiflerim 28 santim diyebilirim. Sırası ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Her iki motifim de 14 sıralı, 28 santim. Bu motiflerden 4 tanesini bu şekilde siyah beyaz olarak hazırlayacağız. 4 tanesini de siz dilerseniz her sırada renk değiştirerek, o da çok güzel oluyor, renkli motif hazırlayabilirsiniz ya da renk geçişli ipleri de kullanabilirsiniz. O vakit 8 tane motifi hazırlayalım ve bu motiflerden 4 tanesini hemen şöyle kadrajı da açayım. 4 tanesini bu şekilde, yine 4 tanesini aynı bu şekilde birleştirip kazak formunu vermeye başlayalım. İlk olarak bu 4 tane motifi nasıl birleştiriyoruz onu anlatmak istiyorum. Arkadan dikerek birleştirebileceğiniz gibi benim sizlere birazdan göstereceğim sık iğne ile arkadan birleştirmeyi de kaydırarak uygulayabilirsiniz. Bunun için de yine bakın siyah bitişli motifte beyaz bitişli motifi aldım. Aynı bu formu diğer birleştirmemiş olduğum motiflerle de yapacağım. Dediğim gibi benim motiflerim, şöyle yakından da göstereyim, Gorgeous motifidir. Bu videonun altına size yapım linkini bırakacağım. Farklı motifte kullanabilirsiniz. Şimdi bunu da bu şekilde birleştireceğim. Şöylece ne? Aynı yine beyazı bitişi, siyah bitişi ayırıyorum birbirinden. Siyah bitişliği siyah iple, beyaz bitişliği de beyaz iple birleştiriyorum. Tabii ki beyaz iple birleştirme kısmında sizlere göstereceğim. Birleştireceğim bu iki tane motifi üst üste koyuyorum. Şimdi bunu bununla birleştirirken şöyle işim burada bitecek. Daha sonra hemen İpi koparmadan buradayken bu motifi alıp bununla birleşmeye devam edeceğim. İlk üçü birleşecek. Daha sonra siyahı da buraya oturtacağım. Motifleri 3 milim ile örmüştüm. Şimdi birleşme aşamasında 2,5 milime geçtim. Bunun için hemen bir ilmek çıkartıyorum ve her iki motifi üst üste koyup ön yüzleri birbirine bakıyor. Arka yüzleri şu anda üstte. Her ikisinin de köşesine batıp bir sık iğne örüyorum. Bu aşamada eğer elinizi serbest bırakmayı başaramıyorsanız siz 3 milim ile birleştirmeye devam edebilirsiniz. Zira burasının kasma yapmaması gerekiyor. Şimdi birleşeceğim noktalar arkadaki motifin ilk burada batacağım trabzanını, bakın dışta kalan şu ilmeği ile bunun da yine dışta kalan o V'nin, V'ler var ya şu yukarıda. Şuradaki V'lerin her ikisine birden batmıyorum. Sadece bakın
Dışta kalan yüzlerini arkadan batıyorum. Bunun da, bunun da. Ve arasından ipimi kaydırarak geçiriyorum. Elim çok serbest. Hiçbir şekilde sıkmadan örüyorum. Bakın. Şimdi bunu sonuna kadar bu şekilde birleştireceğim. Buradan bir ilmek. Bakın buradaki gibi çift değil, teke batacağız. Ona çok dikkat edelim. Karşılıklı ve karşılıklı devam ettiğinizden de emin olun. Sonra hani sayılarda şaşma olmasın. Yani ne demek istiyorum? Şöyle ki bakın bu 3 bu 3 ile devam ediyor olsun. Şimdi bu 3'üncünün sonuncu trabzanındayım ya. Bunun da 3'üncü sonuncu trabzan. Şimdi burada ilk 3'ün ilk trabzanındayım. Bu 3'ün ilk trabzanındayım. Bunun da ilk trabzanı. Yoksa ilmekler şaşar, görüntü de bozulur. Şimdi burada her ikisinin de üçlü grupların ikincisindeyim. Bunu kontrol ederek devam ediyorum. Şimdi sonuncusundayım. Dediğim gibi dileyenler bu kısımda dikme de yapabilirler. Ben hemen sonuna kadar aynı bu gösterdiğim şekilde ilerleyip geliyorum. Burada bu kenarın sonuna kadar geldim. Bu ikisinin olduğu köşeye de batıp bir sık iğne ördükten sonra bakın şimdi tam olarak neredeyim? Tam olarak şöyleyiz. Açtığımda düzünü. Bu buraya yani şöyle kadrajı açayım. Tam olarak buradayız. Yani ben ne yapmam gerekiyor? Bu kenarla bu kenarı da birleştirmem gerekiyor. Ters yüzünde de tam olarak doğru yerdeyim. Şimdi bunu alıyorum hemen. Ve bunu da alıp yine buradaki beyaz bitişli motifimin üstüne koyuyorum. Ve her iki kenarında köşesine yine batıp hem bunun hem bu yeni motifin yani yeni motifin köşesiyle beyazın köşesine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra karşılıklı yine aynı dışarıdaki dişlere batıp kaydırma yöntemi ile bu kenarı da birbiri ile birleştirmeye devam ediyorum. Aynı bu şekilde. Sonuna kadar aynen devam edeyim. Yani şu bitmiş de göstermem gerekirse size şöyle buna bunu ve bunu eklemiş oluyorum. Yani, ya da şöyle düşünelim. Şöylece 3 taneyi tamamladım. Bir tane motifim açıkta kalacak. O tek motifi de iki kenara yerleştireceğim. Bu üçünü göstermiş olduğum şekilde birleştirdim. Şimdi aynı göstermiş olduğum şekilde de bu motifi buraya oturtacağım. Bunun için de arka yüzlerini üst üste yani ön yüzleri üst üste, arka yüzleri de bana bakıyor her iki tarafta da. Aynen köşeden batıp sık iğne önce ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra sık iğne ile köşeyi birleştiriyorum. Ve üstten kaydırma yöntemiyle yine üstteki ilmeklere batarak birleştirmeme başlıyorum. Şimdi burada da bu iki kenarı birleştirerek ilerleyeceğim. Daha sonra da yandan iki kenarı birleştirerek 4 tane büyük motifimi birbirine eklemiş olacağım. Önce bu, sonra bu. Şimdi bunu ekleyip göstermiş olduğum teknikle geleyim. Üstteki, burada da üstteki kaydırdım. Üstteki, üstteki böyle ilerliyorum. Burada sonuna kadar geldim. Son her ikisine de batarak bir sık iğne örüyorum ve şimdi bu motifi buraya birleştirdim. Sıra artık bu iki kenarda. Bu iki kenarı da birleştireceğim. İlk olarak yine köşelerden her iki motifin de köşesinden
Batıp bir sık iğne örüyorum ve yine aynı şekilde dıştaki dişlere batıp tek diş alıyorum. Kaydırarak birleştirmeye bu iki kenarı da devam edeceğim. Sonuna kadar. Sonrasında burada da dört motifimizi artık birleştirmiş olacağız. Sonuna kadar geldiğimde de yine her ikisinin köşesine batıp sık iğnemi örüp ipimi kesiyorum. Şimdi iki tane parçamız oldu büyük. Dört tane motiften oluşan. Şöyle döndürdüğümde işte böyle iki tane parçam olmuş oldu. Şimdi bu iki tane parçayı birbiriyle üst üste koyup ki nasıl koyacağım? Şimdi bunu hemen diğer yüzünü çeviriyorum şöyle canım. Ve bunu da onun üstüne şöyle çapraz olarak ekleyeceğim. Şu şekilde, pardon, şu doğru yönden koyayım. Çapraza gelmesi lazım. Heh, işte doğru yönüm budur efendim. Yani alttakinin, bakın, hepsi birbirine farklı geliyor. Şimdi bir tarafa şöyle indiriyorum. Bunlardan bir tarafına altı iki kenarını birleştirirken şöyle biraz daha açayım kadrajı. Yukarıdaki iki tarafı, iki kenarı da kol evi için bırakacağım. Alttaki iki tarafı tutturacağım. Ne kadar geniş kol yapmak istediğinizle ilgili buradaki bırakmak istediğiniz açıklık. Yani ben bol, böyle salaş, kocaman bir kol çalışmak istediğim için kol evini de bir miktar büyük bırakmayı planlıyorum. Ama ondan evvel yapmam gereken işlem yanları birbirine tutturmak olacak. Boyun kısmını çalışmadan evvel yanlardan tutturma yapacağım. Bunu da, bu işlemi de ters yapacağım için hemen şöyle her iki parçayı ters yönüyle üst üste alıyorum. Ve hemen buradan birleştirmeye başlıyorum. Burada beyaz ipi yine kullanıyorum. Motifim beyaz bitişli olduğu için yine ilmeğimi çıkartıyorum. Hiçbir fark yok. Diğer motiflerini nasıl birleştirdimse burada da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Köşeden batıyorum. Sık iğnemi ördükten sonra karşılıklı kol evini istediğim açıklığa gelene kadar bu şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Yani atıyorum, daha dar bir kol isteyen daha karşılıklı kol evini kapatacak şekilde devam eder. Ben burada ilerlerken nereye kadar geldiğimi zaten size göstereceğim. Ama biraz ilerleyeyim. Çünkü buralarda yapacağım işlem hep gösterdiğim gibi farklı bir şey yok. Şöyle dış dişlere batarak devam ediyorum. Burada biliyorsunuz bir beyazla birleştirmeye başlamıştım ama size de beyazla göstermiş oldum. Siyahla bu işlemi göstermem bir tık daha zor olabilirdi. Şimdi beyazlı kısmı boyun tarafında bırakmak istiyorum. Üste bırakmak istiyorum. Onun için tam yaparken alt tarafa geçtim. Burayı birleştirmeye karar verdim. Yani bu iki kenarla bu iki kenarı birleştireceğim. Beyazlı kısmı yukarıda bırakmaya karar verdim. Ama aynı şekilde burada nasıl size birleştirmeyi gösterdimse siyah iplikle de burada yanlardan birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi burada siyah biraz zorlayabilir. Ama işlemi artık biliyoruz. Onun için tekrar detaylıca göstermeme gerek yok diye düşündüm. Ben köşeden kol altına istediğim yere kadar devam edeceğim. Kol altında uygun gördüğüm yerde ve oradaki geçişte yaptığım işleme gelince de birlikte örelim. Bu kenarları buraya kadar ilerlettim. Şimdi köşeye geldiğimde buradaki her iki köşeye batıp bir sık iğne örüyorum bu geçişte. Sonra bu her ikisinin orta noktasına da yine batıp orayı da
Sık iğneyle örüyorum. Diğer köşeye geliyorum. Her ikisinin köşesine yine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra ise şuradaki ilk üçlü grubu ve buradaki ilk üçlü grubu kaydırma yöntemiyle yine birleştiriyorum. Ve üçüncüsü, sonuncusu, yani burada da sonuncuya battım ve ipi şöyle kilitledikten sonra kesiyorum. Bakın, şimdi gösterdiğim yer şu iki motifin köşesindeki üçlünün üstüne kadar birleştirip burayı kol için açıkta bıraktım. Şimdi bu kenardaki yaptığım birleşmeyi bu defa aynen bu tarafta da yapıyorum. Yine burada da geleceğim. Buradaki köşeleri tutturduktan sonra bu üçlüyü de burada birleştirip aynı diğer taraf gibi birebir işlemi buraya da uyguluyorum. Uyguladıktan sonra geleyim artık diğer tarafları birlikte örmeye başlayalım. Alt kenarları bu şekilde birleştirdik. Şimdi tersten birleştirmiştik. Ben artık bunun ön yüzünü çeviriyorum. Çünkü yukarıdan boyun kısmını oluştururken önden örmeye devam edeceğim. Arkadan değil artık. Hemen şöyle çevirdim. Ve üst kısmı, boyun kısmını örerken de beyazı kullanacağım yaka kısmında. Bunun için de ilk olarak hemen hırkanın genelinde örümünde kullanmış olduğum 3 milim tığımı alıyorum. Ve beyaz ipimi de aldıktan sonra ilk olarak yapacağım işlem kazağımın bana önde bakan yüzünü, üst kısmını, yani bunu ayrı olarak ilk olarak bunu başlıyorum örmeye. Hemen köşesine geldim. 3 tane ikili trabzan örerek bu köşeye başlıyorum. Daha sonra sırasıyla boşlukların içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu şekilde boylu boyunca devam edeceğim. Şuradaki geçişi de birlikte yaparız. 9 adet üçlü grup ikili trabzanlarla örerek boşlukları doldurdum. Burada ayırıyorum şimdi. Aynı şekilde burada da 9 tane boşluk kalacak şekilde bir yer belirleyici takabilirsiniz. Burada da ortada da tam boyun kısmında da 2, 4, 6, 7 bu tarafta, 2, 4, 6, 7 renkli tarafta da kafes olacak şekilde. Yani burası benim ilmek belirleyici tutturacağım yer. Buraya kadar ne yapacağım? Şöyle hemen içeride kalmış ilmek belirleyicilerim iple şöyle bir yerimi belli ediyorum. Buraya kadar üçlü gruplar halinde değil de ikili trabzanları normal her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek devam edeceğim. Bu şekilde. Yani bakın şöyle göstereyim tekrardan. Buraya kadar böyle, burada düz trabzana döndüm her bir trabzanın üstüne. Şimdi buraya kadar geldim. Burada geçişte de ilk olarak köşeye bir tane örüyorum. Daha sonra bu birleştikleri orta yere bir tane ikili trabzan örüyorum. Şu geçiş yerine. Daha sonra diğer taraftaki boşluğa bir tane örüyorum ve trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Şu şekilde. Bu
Ayırdığım yere kadar böyle devam edeceğim. Burada kutucukların 7 tane kutucuğun üstünde böyle trabzanla geçtim ve hemen şimdi buradaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve bu motifimin de son kenarına kadar, buraya kadar üçlü gruplarımı ikili trabzanlar halinde örmeye devam edeceğim. Son buradaki köşe boşluğuna kadar geldim. Şimdi bu iki motifin üst kısmını tamamlamış olduk. Şöyle hemen alıyorum önüme. Bunu hiç tığımdan çıkmadan arka taraftaki iki motifin olduğu kısma geçiyorum. Ve hemen ilk olarak şöyle bir şey yapıyorum. Bulunduğum noktada batıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bakın, şöyle bir geçiş yapmış olduk arka tarafa. Ve yine aynı şekilde boşluklar içine üçlü gruplarımı örerek başlıyorum. Daha sonra tam olarak bunun karşısına geldiğinde, çok özür dilerim. Buraya kadar geldiğimde 3 taneyi ördüğümde, şimdi bunu birleştirerek dönmüş olduk zaten. Burada tığımdan çıktım. Buradaki boşluğa batıp bu ilmeği buradan geçiriyorum. Bir zincirimi de çektim. Buradaki boşluğa geldim. Tığdan çıktım. Hemen ilmeğimi aldım, geçirdim. Bir zincir de çektim. Tekrar bu boşluğa geldim. Çıktım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Boşluğun içine 3 tane ikili trabzan çıktım. Karşılıklı üçlü grupların olduğu yeri şuraya kadar aynı şekilde devam ettiriyorum. Trabzan, her trabzanın üstüne trabzan ördüğüm yere kadar birleşerek devam ediyorum, yani bu şekilde. Tam sözünü ettiğim yere kadar geldim. Şimdi burada da üçlü grup örmüştüm. Onun bitimine batıyorum ve hemen bir zincir çekip artık tekrardan bu tarafta birleşeceğim yere kadar, yani yine burada üçlü grupların başladığı yere kadar birleşmeden trabzan örümünü yapacağım sadece. O da her bir trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan. Yani aslında şurada ne yapmışsam birebir aynısını bu tarafta da yapacağım. Buradaki geçişlerde dahil olmak üzere. Yine burada da 7 tane grubun üstünü trabzanlarla ördükten sonra üçlü örmem gereken yerdeyim tam olarak, ama ondan önce hemen arka taraftaki şu kısmı trabzandan üçlü gruba geçiş kısmını bulup buradan ilmeğimi geçiriyorum. Sonra bir zincir çekip hemen buradaki boşluğun içine 3 tane grubumu örmeye başlıyorum. Son üçlü grubumu da örerken artık bitirmiş olacağım. Buradan tığdan çıkıp ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak ilmeğimi arasından kaydırarak geçirip güzelce ne kilitliyorum. Daha sonra bu ipi keseceğim ama boyun kısmı ile ilgili yapacağım. Daha tam bitmedi. Bakın şöylece ne boyun kısmını çalıştık. Buradaki açıklığı daha kapalı ya da açmak mümkün. Bu sizin üstünüzde duruşunu isteme şeklinize göre ona bağlı diyebilirim. Şimdi lastik üstüne bir minik sıra yarım trabzanlarla lastik için bir minik sıra geçeceğim. Nasıl yapacağım? Hemen şimdi normal gene 3 milimimle devam ediyorum. İlk olarak ilmeğimi çıkartıyorum.
Tığın üstüne de ipimi alıp şöyle kesiştikleri noktadan batıyorum ve şuraya hemen bir yarım trabzan örüyorum üstüne. Şöyle içinden tam olarak geçiremedim. Bir saniye, şöyle battım. Tığın üstüne ipimi aldım. Trabzanları sırasıyla önce öne alarak, daha sonra arkaya alarak öreceğim. Şöyle öne alıyorum. Hepsini bir topluyorum, yarım trabzan. Tığın üstüne ipimi aldım. Trabzanı arkaya aldım. Yine hepsini bir topladım. Tığın üstüne ipimi aldım. Bakın, trabzanı öne aldım ve hepsini bir topladım. Tığın üstüne ipimi aldım. Trabzanı arkaya aldım. Hepsini bir topladım. Şöyle minnoş bir lastik görüntüsünü vermek için boyna bu şekilde örüyorum. Kol yapımına geçmeden evvel boynu ve etek ucunu bitirelim istedim. Boynu beyazla, etek ucunu da siyah lastikle tamamlayacağım. Şöyle bakın. Daha sonra ben kolun birini çalışacağım. Diğer kolu da birlikte öreriz. Şöyle bir detay daha vereyim. Şimdi 3, 2 numara tığ, 2 adet farklı tığla devam ettim markaya ama galiba bunu 3'e de çıkartacağım. Çünkü kolda biraz döküm döküm dursun istediğim için 3 milim değil de 3 ya da 3.75'e geçmeyi, pardon, 3.5 ya da 3.75'e geçmeyi planlıyorum. Dediğim gibi ben kolun birini öreceğim. Nasıl ördüğümü size söyleyeceğim. Siz de daha dökümlü isterseniz benim gibi tığınızı büyütebilirsiniz kol yapımında. Döndüreyim. Buraya kadar anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Ben başladığım noktaya kadar aynı şekilde örüp geleyim. Başladığım noktaya geldiğimde ise burada ilk örmüş olduğum yarım trabzanın tepesine kaydırmayı da gelip ipimi sıkıştırdıktan sonra iyicene kesiyorum. İşte boyun kısmını da bakın. Şöylecene birlik bir lastik geçişiyle yapmış oldum. Sıra geldi tabii kollara ama kollardan önce etek ucunu da bir toparlayalım, lastiğini örelim istiyorum. Yine bildiğimiz 3 milim tığla, bütündeki tığla devam ediyoruz. Hemen ilmeğimi çıkartıp tığın üstüne de ipimi alıp şöyle bir köşeden başlıyorum çalışmaya. Şimdi buradaki köşelerin ilkine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Etek ucunda şu şekilde devam edeceğim. Köşelerde normalde şu ortaya batmıştım. Batmadan buradaki köşeye direkt geliyorum. Sonra trabzanların tepesine birer ikili trabzan örerek bütün etek ucunun ilk sırasını yapacağım lastikten önce. Siyah da belki anlaşılmasa da aslında ne yaptığımı da söylüyorum. Her bir trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum şu anda. Ve buraya kadar da aynı şekilde devam edeceğim. Buradaki geçişi de birlikte yaparız. Buradaki geçişi de göstereyim. Buraya kadar hep trabzan üstüne ikili trabzan örerek geldim. Buradaki köşenin içine bir tane ikili trabzan. Bir ikili trabzan da buradaki köşenin içine. Daha sonra başladığım noktaya kadar her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek ilk sıramı tamamlayacağım. Başladığım noktaya kadar geldim.
Şöyle hemen ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum. Ve bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp ipi de arkasından geçirerek bir yalancı trabzan örüyorum. Siz zincirle de yükselebilirsiniz dilerseniz. Bundan sonra trabzanlarımı sırasıyla bir önden bir de arkadan örerek ilerleyeceğim. Bir önden, bir de arkadan. Bütün başladığım noktaya kadar. Sonrasında ise geldiğimde buraya hop kaydırarak yine bunun üstüne çıkıp öndekini önden, arkadakini arkadan örerek devam edeceğim. İstediğiniz kadar geniş örebilirsiniz. Ben göz kararıyla ördükçe ne kadar hani durmasını istiyorsam o genişlikte bırakacağım. Sizle de kaç sıra ördüğümü paylaşmış olurum. Kazağımın etek kısmını 3 sıra lastik ördükten sonra bir tarafın kolunu da tamamladım. Kolunu da yine kafeslerle örerek şurada kol evine çalışarak devam ettim. Şimdi kolun birinin siyah ve manşetini beyaz çalışırken diğer kolda da tam tersini yapacağım. Kolun bütününü beyaz, manşetini siyah çalışacağım. Özellikle siyahı size gösterirken kullanmadım ki beyazla daha net devam edebilelim diye. İlmeğimi çıkarttıktan sonra kol evini hemen önüme alıyorum. Bu arada önceden de söylemiş olduğum gibi kolu örerken 3,5 milim tığa geçtim. Dökümlü salaş bir kol olsun istediğim için. Şimdi hemen kol evini önüme alıyorum. Hatta hemen kol altını şöyle önüme alıyorum. İlmeğimi de çıkarttıktan sonra boşluklara ilk boşluğum ki burası batıp ilk üçlü grubumu örüyorum. Şöyle bakın. Bu bir. Yanına iki tane daha ikili trabzanımı öreceğim. İlk boşluğu böylelikle tamamlamış olacağım. Hemen sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Başladığım noktaya kadar bir değişiklik yok. Bu mantıkla ilerliyorum. Başladığım nokta dediğim yer şurasıdır. Şuraya gelip diğer üçlüyü ördüğümde de kol evindeki ilk sırayı tamamlamış olacağız. Buradaki geçişe geldiğimde ise hemen bakın şurada omuzdaki birleştirme noktasındayız. Orada ilk olarak şuradaki boşluğun içine bir tane üçlü grubumu örüyorum. Daha sonra bu ikisinin ortasına batarak bir üçlü grup örüyorum. Ve hemen buraya gelip buradaki boşluğun içine de üçlü grubumu ördükten sonra devam ederken artık farklı bir işlemimiz yok. Aynen başladığım noktaya kadar tekrarlayarak devam ediyorum. Sıranın sonuna yaklaştığımda, şimdi burası benim son boşluğum. Bu boşluğun içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra yukarı geçişi göstermek istiyorum size. Ben hep bu tekniği kullanarak yukarı çıkıyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Biraz daha yaklaşalım. Ve burada ilk örmüş olduğum
Trabzan'ın tepesine batıyorum. İçinden ilmeğimi çıkartıyorum ve bu tığdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında bir tur attırdıktan sonra tığın üstüne ipimi alıp bu döndürdüğüm bacağın arkasından tığımı da geçirip böyle bir sahte trabzan örüyorum. Yani bir daha yapalım. Bir zincirle yükseldim, etrafında döndürdüm, ipi arkadan dolandırıp ilk sahte trabzanımı ördüm. Hemen yanına iki tane daha ikili trabzanımı ördükten sonra bu sırada da bütün boşlukların içine 3 tane ikili trabzan örüp burada göstermiş olduğum şekilde yukarı çıkıyorum. Aslında bütün artık kolu bitirene kadar yapacağım işlem aynı. Şimdi diğer kolda size göstereceğim hemen. Şöyle geleyim bakın. Aynı burada başladığım gibi 34 tane sırayı aşağıya kadar devam ettirerek öreceğim. Kollarınız daha uzun olabilir. Ya da siz daha kısa kullanmak istersiniz. Buradaki vermiş olduğum 34 sıra sayısı sizin nasıl üstünde durmasını istediğinize göre değişir. Ben 34 ile ideale ulaştığını düşündüm. Burada bileğe oturtma yaptım. Onu da birlikte yapacağız. Şimdi o zaman sırayı tamamlayıp beyazı da geliyorum. Bileğe oturtmayı beraberce yapalım. Beyazla ördüğüm kolun da son sırası yani 34. sıraya geldim. Son boşluğu da doldurdum. Artık burada ilk örmüş olduğum trabzanın üstüne kayarak geleceğim. Yani tığın üstüne ip alıp orada da kalmak istemiyorum. Doğrudan trabzanın üstüne batıp kaydırma yöntemiyle üzerine geliyorum. Ve sıra artık trabzanlarla bileği topladığım, oturttuğum kısımda yani tam olarak şurayı yapacağız. Gördüğünüz gibi benim bileklerim normalden de daha ince olduğu için bunu da 34-36 bedene göre ayarladığım için deneyerek gidiyorum. Bileğe tam oturtmak istedik. Şimdi benim verdiğim ölçüler 34-36 bedene. Yani bileğine tam oturacak şekilde olacak. Lakin benim burada yapmış olduğum 3 trabzanda bir kesmeyi yine 36, 38, 40 bedeni yapacak olanlar 3 kesin 3 1 3 kesecekler, 1 2 kesecekler, 1 3 kesecekler, 1 2 kesecekler. Daha yapılı ve iri olan hanımefendiler ya da kilolu birine yapıyorsanız şayet sizler de 2 kere de bir kesebilirsiniz. Bunu bileğinize deneyerek de tam doğru ölçüyü bulabilirsiniz. Şimdi ben 3'te 1 kesiyorum derken ne yapıyorum? Şimdi ilk trabzanımı örüyorum. Tığ da tutuyorum ilmekleri. Yanına bir trabzan daha örer gibi yapıp bir kere çıkıp bekletiyorum. Yine yanına bir trabzan daha örer gibi yapıp tığ da çıkıp bekletiyorum. Üçünü bir kesiyorum. Şimdi genelleme olarak standart bir beden için önerim 1-3 kesip bir de böyle 1, 2, hop. 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2 kesmeleri. Şimdi ben ama hep 3 keserek ilerleyeceğim. Zayıf, daha narin bir hanımefendiyi ördüğüm için. Buradaki kesimi siz dediğim gibi ısrarla altını çiziyorum. Yapacağınız kişinin bedenine göre ayarlayın. Dilediğiniz aralıklarla kesin. Ama bir bilekte nasıl yapıyorsanız diğer bileği de mutlaka öyle çalışın. Bütün çevresi boyunca kol ağzının aynı işlemi yapıyorum. 3 tane trabzanı ikili olarak bir kere de çıkıp tığımda biriktiriyorum ve tığdaki 4 ilmeği birlikte örüyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Bir çıkıyorum, tutuyorum. Yine tığın üstüne ipimi alıyorum. Yine bir çıkıyorum. Yine tutuyorum. Ve üçüncüyü de yaptıktan sonra dördünü bir topluyorum. Başladığım noktaya kadar da aynı şekilde devam edeceğim. Son kesmeyi de yaptım üçlü grupta. Ve burada ilk örmüş olduğum grubun tepesine kaydırarak geliyorum. Ve
bir zincir çekerek güzelcene sıkıştırıyorum. Bileği bu şekilde toplamış oldum. Ve beyazlığı şimdi bitti. Artık lastik kısmını örerken bileği diğerinde yapmış olduğumun tam tersi siyahla öreceğim. Burada siyahla bütünü, beyazla bileği, burada da tam tersini yapıyorum. Lastiği örerken yeniden 2,5 milim tığa geçiyorum. Hemen ilmeğimi çıkartıp toplamda 7 sırada tamamlayacağım. Lastiğe başlıyorum. Şu kısım, beyazla ördüğüm kısım toplam 7 sıradır. Şimdi burada siyahı 7 sırayla tamamlayacağız. Tığın üstüne ipimi aldım ve burada görmüş olduğunuz büyük boşluklara bakın. Zaten nerelere batmam gerektiği çok net gözüküyor. Üçlü kesim yaptığım yerlerin tepesine batıyorum. Ve her boşluğun içine battığımda bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi şunu söylemek isterim ki buraya kadar bileği benim gibi toplayıp ama lastiği çok böyle bileğe oturtmak istemiyorsanız şayet buralarda bir tanesine bir tanesine iki de batarak da ilerleyebilirsiniz. Yani böyle de bir yapabileceğiniz işlem mevcut. Onu da belirtmek isterim. Şurayı bir saniye yanlış yaptım. Üstüne ipi de gizleyerek alıyorum. Tekrardan öreceğim. Ya da arada bir tane arttırabilirsiniz. Mesela 4-5 tane tek örüp bir tane boşluğa 2 tane ikili trabzan yapabilirsiniz. Bunları da hani bir alt bilgi olarak bırakayım. Bileği çalışırken size fikir olsun. Şimdi böyle her bir boşluğun içine gördüğünüz gibi kendini gösteren boşluklara bir ikili trabzanımı örüp geliyorum. İlk sırayı tamamladım. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine yine batıyorum. Kaydırarak üstüne geliyorum ve hemen bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüyorum. Yalancı trabzanımı ördükten sonra diğer koldakinin aynısını lastik örümüne başlıyorum. Lastik örümünü nasıl yapıyorduk? Alttaki trabzanları sırasıyla önce önden, daha sonra arkadan alarak örüyorum. Şimdi tığım burada, hemen trabzanı öne alıyorum ve örüyorum. Yine tığımın üstünde ipim var. İlmeği arkaya alıyorum. Yine ilmek dedim ama trabzan. Trabzanı öne, arkaya. Lastik yapımıyla ilgili çok fazla bilginiz ve tecrübeniz yoksa şayet YouTube kanalımda var olan Gojaz Tığ İşi Lastik Yapımı videosunu izlemenizi tavsiye ederim. 7 sıranın ikincisini de tamamlayıp geleyim. Bir üst sıraya, yani 3. sıraya birlikte çıkalım. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Yani 3. sıramıza. Yine burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırarak geliyorum. Bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra ipi de arkadan geçirip yine bir yalancı trabzanımı örüyorum. Ve bundan sonra alttaki trabzanlar bana nasıl örmem gerektiğini gösteriyor. Öndekini öne alarak yine, arkadakini arkaya alarak devam ediyorum. Bundan sonraki bütün sıraları ben 7 sıra olarak tamamlayacağım. Bu şekilde öreceğim. Sizler daha kısa ya da daha uzun beğeninize göre uzunluğunu değiştirebilirsiniz. Genişliğini değiştirebileceğiniz gibi. Tamamlayıp 7 sırayı kazağımızı bitirelim. Evet efendim, benim tatlı kazağımın finaline geldik. Şöyle söyleyeyim, 34'ten 42 bedene kadar çok rahatlıkla uyum sağlayacak bir kazak oldu. Salaş bol diyebilirim. Şimdi size hemen şöyle
koltuk altından ölçü de vermek istiyorum ki kendinizinkinle karşılaştırabilirsiniz diye. 55 santim, yani toplamda etraf 110 santim diyebilirim. Şöyle göstereyim kolları da. Çok tatlış oldu. Gerçekten benim çok içime sindi. Şuradaki ipini gizlememiz gerekiyor. Arkaya hemen alayım. Hangi ipten ne kadar kullandığıma gelecek olursak. Siyah ve beyazdan, aslında her renkten 250'şer gram kullandım. Yani 5 tane splash kullandım. 250 gram siyah, 250 gram da beyazını kullandım. Çok içime sinen, üstümde de bilmiyorum beğendiniz mi, bir model oldu. Eğer sevdinizse tabii ki her zamanki gibi sizden bir kalbinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Abone olmayı unutmayınız diyorum. Hemen şöyle aşağılarda bir yerde bir tık. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.